Buraya gelme amacımız özellikle İmralı'daki durumun ne olduğunu görmek ve oradaki mahkumların durumları hakkında bilgi edinmek. Ama hani odağımız İmralı olsa bile İmralı'daki durum zaten Türkiye'nin geri kalanındaki bütün mahkumları ve hapishaneleri etkilediği için aynı zamanda onlara da bakıyoruz, onları da izliyoruz. Kesinlikle vahşi ve inanılmaz bir durum var ortada. İmralı'daki durum kesinlikle büyük bir insan hakları ihlali ve kolayca unutulabilecek bir şey değil, bir durumda değil. Well, in under my point of view, and as I know, there is a monitoring procedure against Turkey, and in the monitoring committee, I am a member of the monitoring committee, and the two rapporteurs are visiting and are trying to visit. Kendisi de Avrupa Konseyi'nin bir Türkiye'ye yönelik bir izleme komisyonu olduğunu söylüyor. Kendisi genel olarak izleme komisyonunun bir parçası. Dolayısıyla ona bu izleme komisyonundan Türkiye'ye politik tutsaklarla durumunu araştırmak için ziyaretler yapılıyor. Durumu anlamak için sadece Öcalan değil, aynı zamanda diğer politik tutsakların durumunu da yakından inceliyorlar. Ama mesela İmralı'ya gitmeyi talep ettiklerinde tabii ki de bu talepleri Türkiye devlet tarafından reddediliyor. Ama kurumlar, Türkiye'nin kurumları içerisinde demokrasi bağlamında bu siyasi tutsaklar bağlamında neler olduğunu neler olduğu ile ilgili sorular soruyorlar ve bu izleme komitesi aktif olarak çalışmaya devam ediyor. Diyor biz ne yapabiliriz, ben ne yapabilirim ya da konseyde ne yapabiliriz sorusuna gelirsek Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Kurulu'nda bu gündemi tekrar açmak ve bu komisyonun işlerini takip etmek çok önemli. Aslında Kürt sorunu, Türkiye ve Kürt sorunu her zaman Avrupa Konseyi'nin mutlaka gündeminde sürekli tartışılıyor ve unutulan bir konu değil. Mesela ama Ukrayna'daki savaştan sonra bu ajandaları dengelemek de zorlaşabiliyor. Ama benim ne yapabileceğim her zaman bunu gündemde tutmaya devam etmek ve tartışmayı açık tutmak. And maybe debate. Also, there is always every session in the plenary session debates on Turkey and on the political prisoners and the harassment of the opposition in Turkey. So the Kurdish issue is on the agenda always. Is on the agenda always. It is true that the Ukrainian war. Is also in the agenda, and sometimes it's very difficult to put on other issues. But always the Turkish and Kurdish situation, or Kurdish situation, is in the agenda. So, I think so. I'm not sure because, I think they ask for sure to visit Demirtaş. Diyor ki bu ayın sonunda Paris'te tekrar bir Avrupa Konseyi bu izleme komitesinin toplantısı olacak. Orada bu soruyu da gündeme getireceğim. Daha önce Demirtaş'ı izlemek için talep verdiklerini kesinlikle biliyorum ama İmralı konusunda emin değilim. Bunu şu an cevaplayamıyorum size ama benim yapabileceğim bu soruları gündeme getirmek. Yani ben orada gidip İmralı'yı ziyaret ettiniz mi, edecek misiniz diye sorabilirim. If they did apply for visit, so for sure I cannot answer, but I can ask. Okay. Well, in fact, the aim of this mission is to keep an eye on that. So we keep this situation the next week. Biz bu heyetin, bu görevin, şu an geldiğimiz görevin amacı tam olarak da bu durumu, Öcalan'ın içinde bu durumu izlemek ve tecrit durumunu izlemek. Buradan bilgi almak ve bu konuda sorular soracağız. Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Kurulu'na, CPT'ye hep sorular soruyor. Yani Türkiye'nin durumuyla ilgili, Öcalan'ın durumuyla ilgili ne olduğu hakkında, ne yapıldığı hakkında sürekli sorular yönelteceğiz. Tam olarak bize kim cevap verir, bize...
hangi otoriteden bir reaksiyon, bir cevap alabiliriz bilmiyoruz ama ben de Avrupa Konseyi üyesi olarak bir parlamenter senatör olarak İspanya'dan bu inatçı bir biçimde bu soruları tekrar tekrar gündeme getirebilirim. A lot of media will be there, and we want to, and we will organize a press conference to explain all the findings we have found, and also we raise some questions to the CPT, some questions to the Committee of Ministers. And maybe we call for a dialogue and for a negotiation procedure between Turkey authorities and the Kurdish people and release the leader of the Kurdish movement, who is Öcalan. So we will try to do that. So I think I don't know who will be the answer of the authorities of Council of Europe, but we are, as a member of the parliamentary assembly, I can raise